İzleyicimiz daha var. Alo, hoş geldiniz. Zeki Bey, Hatay'dan. Evet, sağ ol. Selamun aleyküm. Aleyküm selam Zeki Bey, buyurun. Ya vallahi canım var ya kuzum. Ağlayasım geliyor sana ya, görünce kurbanım senin o güzel yüzüne ya. Zeki Bey, niye ağlıyorsun? Ya şimdi vereyim ben sana. Ben şimdi bir Kıbrıslıyım. Yani senin var ya sesini duymak var ya, ne kadar güzel ya. Valla kendim bazen borçlu hissediyorum da. Hatay'ın neresindesin? İskenderun. İskenderun'da mısın? İnan var ya, senin var ya. Kaç defa, iki seneden de arıyorum. Bugüne nasipmiş. Düşüremiyorum seni ya hocam. Bugüne nasipmiş Zeki Bey. Hadi sohbet edelim seninle. Ya Allah, hoş geldin. Rabbi. Hoş geldin yayınız. Allah seni var ya. Daim kılsın ya Rabbi. Amin size o de. O güzel yüzünü görek. Size de sağlık, afiyet diliyorum. Şimdi benim oğlum akciğer hastası oldu. Bu Ankara'ya gitti, tahlil ettiler. Heşe ettiler, dediler ki git senin biz çağırırız. Evet. Git seni çağırırız. Bu ancak biliyorsun ölü bir söyleyecek ki organlarını bağışlayacak. Öyle çağırırlarsa, esna nasip olursa, kısmeti varsa tabii. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Allah'a şükür ediyoruz da kurban olayım Allah'a. E şimdi bu bekliyoruz, şimdi çocuk 5-6 adım yürüdü mü nefesi kesiliyor. Yalnızda mı, hastanede mi? Makineyle yaşıyor, makineyle. Makineyle yalnızda. Evde mi oğlunuz efendim? Evde mi? Evde mi, yalnızda mı? Evli. İki çocuğu da var. Allah bu sağlık afiyet versin. Yalnızda Gelibolu'da bir kanal var. Bu şey kanalı TGRT'de hani koca çıkıyor ya, Afrika'ya yardım vardı bir şeyler. İşte orada sohbet vardı. Dediler ki Çanakkale'de yok estağfurullah ya Rabbi ya, terekede izledim TGR. Neyse, isim vermeyelim. Konu evet, nedir? İsim vermeyelim de boş ver. Orada dediler Çanakkale'de Osmanlı torunu var, Şeyh Süleyman. O Süleyman'ın kabrına giden akciğer hastası iyileşir Allah'ın izniyle. Gülü şeyin sebep tabi ölüden beklemiyoruz, Allah'tan her gün dua ediyoruz zaten de. Ama öyle bir şey var mı acaba? Yok. Yok, türbeye gidip hastalık iyileşecek olsaydı hastane yapmaya gerek yok. Sana rahmet hocam. Biz de onu biliyoruz zaten de ama Gülşah'ın sebebi var. Yok. O şeye, o tuzağa düşmeyin. Düşmüyor. İnşallah tez zamanda organ nakli gerçekten gerçekleşir inşallah. Hocam bir sorum daha olacak. Senden rica ediyorum. Buyur. Bak ben Kıbrıs gazisiyken Girne'de karargah var sahilde. Orada nöbetteyken gece yarısı paşamız çıktı, sıcak hava, sıcak yastan muzu çıktı, şeyde oturdu, tam karagahın önünde oturdu. Ben de nöbetteydim oğlum dedi, durma böyle, git gel yani evet. Git gel, ayakta ayakların uyuşmasın diye. Tamam. O esnada gittim geldim, baktım ki Dom Oteli'nde esirler vardı. İsim vermeden Rumlar, söyleyelim Zeki Bey. Rumlar vardı, o Rumların içinde siviller vardı. Kadının çocuğu alıyordu. Paşam dedi gel oğlum buraya. Buyur paşam dedim. Git dedi, orada nöbetçi vardı. Türk polisi koymuşlardı o zaman. Bu çocuk ne lazımsa, ihtiyacı varsa o çocuğun işi görülecek. Hastaysa hastaneye götüreceğiz. Yiyecekse yiyecek vereceğiz. Oyuncaksa oyuncak vereceğiz. Ne istiyorsa dedim. Gittim hemen nöbeti terk edip, tabii yakındı bizim karargahdan orası arasında, yani 50 metre yok. 1974'te ki, oluyor herhalde. Nöbetçi çıktı, sordu Rumca, tabii o zaman Türkler Rumca da biliyor. Kadın demiş çocuk huzursuz olmuş, teşekkür ederim, bir şey lazım değil. Dedim paşamız ne istiyorsa verilecek emrine. Evet. Şimdi bizim bak bu 50 sene oldu tam 49 sene oldu o zaman, 74'ten bu yana. Evet. Şimdi bu
ormanları Gazze'de 3000'e yakın çocuk ölmüş, 2000 küsur kadın ölmüş. Bunlar Allah'tan korkmuyor. Bizim evet. paşamız o zaman. Ya. O zaman. Yani isim verebilir miyim? Paşamızım. Söyle söyle çok. Orhan Sümer albaydı. O zaman paşası Orhan Sümer albayımızdı. O Türk askeri, o Müslüman Türk askeri. Bir alkış paşamız, Müslüman Türk askeri. Alkışlar. Biz çocuğun arvamasına dayanamıyor. Allah. Ya. Olsun buna ben. Düşmanda esir ettiği çocuğun ağlamasına dayanamıyor. Gidin sorun varsa problemi çözelim diyor düşmanın esirine. Bu Türk askeri. Diğeri de ahlaksız, cani, katil, çocuk katili. Onlar da 3000 tane çocuğu, bebeği öldürüyorlar. Bunlar da Yahudi askeri. 49 sene önce buna ben şahit oldum gece yarısı. Tabii. Hocam. Senden ricam hocam, oğluma dua eder misin, kurbanım sana. Burada bir şey daha söyleyeceğim. Oğluna dua edeceğim. Bir şey daha söyleyeceğim. Bak dün bir haber geçti. Bizim Kanal 7'de de haber verildi. Bu İsrail'in başbakanı Netanyahu evet. 43 tane hahamdan, din adamlarından, kendi Yahudi din adamlarından fetva aldığı söyleniyor. Ne diyor hahamlar? Hastaneleri bombalayabilirsiniz diyor İsrail'e, İsrail'in hahamları. Biz ne diyoruz Türk ordusuna? Asla çocuğa el süremezsiniz diyoruz biz hocalar. Ya ey Türkiye'deki haham başı da var. Duysun. Allah. Türkiye'deki haham başı çıksın şunu söylesin. Çocukları öldüren katildir desin. Buna fetva verilemez desin. Hastaneler bombalanamaz desin. Hadi desin bakalım. Aradaki farkı görelim. Müslümanlar, Türkler böyle. Ama gavur ne vicdan var, ne ahlak var, ne izan var. Duacıyız sana Zeki Bey. Allah Paşamız o bütün birliğin paşası o karargahtaydı. Girne'de sahilde hala duruyor sahiyeri. Ben gitmedim o günden bugüne. Kıbrıs'a nöbetteyim, gece nöbetinde dedi oğlum gel dedi, bu çocuk ne yapıyor, git sor. Evet Zeki Bey. Varsa karşılanacak. Ya bir Rum çocuğu için. Nöbeti, nöbet bırakılır mı ama paşa emrettiği için. Peki. Yanımda oturuyor. Peki. Zeki Bey. Sağ Zeki ol. Bey iyi ki aradınız bizi. İhtiyacı varsa verilecek. Zeki Bey iyi ki bizi aradınız. Bunu, çok güzel bunu, bir şey anlattınız bize. Bunu basın medya haber yapsın. Zeki Bey'in anlattı. Canlı canlı. O paşamızın adını bir daha zikredelim mi Zeki Bey? O zaman paşamın aklımda kalmadı. 49 sene ama albayımızın, karargahtaki paşamızın adı albayın adı Orhan Sümer'di. Öldüyse Allah rahmet eylesin. Amin. Tamam. Orhan Sümer paşamızı. O paşa değildi. Albaydı. O albaydı. 13 birlik balıydı. Paşa da onun başındaydı. Tamam. O paşa o zaman bizim dönemimizde o paşaydı. Evet. Orhan Sümer'in döneminde. Orhan Sümer. Orhan İlk albay, ilk hareket zamanının başarı. Buradan saygıyla anıyoruz efendim. Teşekkür Allah ediyoruz Zeki Bey. Allah nur içinde yatsın. Amin efendim. Yani bir çocuğun paşamız Orhan Sümer değil ama o paşamızdı. Tamam. Kıstık karagahın önüne oturdu, hava sıcaktı. Evet ben Zeki Bey. Zeki Bey teşekkür ediyoruz. Ne güzel bizi aradınız. Bu güzel hikaye demeyelim, gerçek bir yaşanmışlığı bizimle paylaştınız. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Selam ve saygılarımızı iletiyoruz efendim size. Hatay'a selamlar efendim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.